Merhaba, Milyoner'le Final Four heyecanı devam ediyor. Biz şu anda Kale Meydan'dayız ve güzel bir manzara bulduk arkamızda. Evet. Önemli bir yer burası Belgrad için. Aynen, ikonik merkezlerinden bir tanesi. Sıkça zaten sporla alakalı Belgrad paylaşımları yapıldığında bu Kale Meydan'daki tenis kortu, basketbol sahası gösterilir. Hatta geçtiğimiz gece 11 civarlarında buralarda dolanmaya çıkmıştık Mihan. Orada bile hala basketbol oynayanlar vardı. Basketbolun hiç durmadığı bir park olduğunu, meydan olduğunu söyleyebiliriz buranın. Bu koca yemyeşil bölgenin. Akşamki maçlara dair tahminlerimizi konuşacağız. Öncelikle üçüncülük maçıyla başlayalım, ardından şampiyonluk maçına geçeceğiz. Üçüncülük maçı Olympiakos-Barcelona arasında oynanıyor. Ne diyorsun bu maçla ilgili? Ben biraz daha Olympiakos tarafındayım bu maç için. Neden? Çünkü çok bir anlamı aslında yok. Biliyorsun buraya herkes kazanmak için geliyor ve üçüncü olmak çok büyük bir paye değil açıkçası. 3 ve 4 arasında evet. Çok fark yok. O yüzden de daha favori olarak, daha böyle gözünü şampiyonluğa kestirerek Final Four'a gelen takımlar genelde üçüncülük maçlarında çok daha odağını koruyamayan, çok daha böyle az odaklı o maça çıkan kadrolar olduğunu gördük. Burada da hem Olympiakos'un seyirci desteği olacak. Şehir hala kıpkırmızıydı. Sen evet. De biraz önce bir tura çıktık ve hala çok fazla Olympiakos taraftarı gördük. Hala sokakta marşlar söylediklerini duyduk. Muhtemelen salonda da takımlara teşekkür etmek için bu Final Four yolculuğundan ötürü iyi bir atmosfer yaratacaklar. Bence kazanmak için daha fazla sebepleri var. O yüzden Olympiakos'u yakın görüyorum galibiyet. Ben biraz daha Barcelona diyeceğim sanırım. Hmm. Çünkü Barcelona'nın ağzı biraz yandı Real Madrid maçından dolayı ve üçüncülük maçı için biraz daha motive olacaklardır gibi geliyor. Olympiakos zaten yapacağını yaptı. Zaten Yunan şampiyonluğu onlar için çok önemli. Biraz ona gözünü dikecektir gibi geliyor. O yüzden ben birazcık daha Barcelona tarafındayım. Şampiyonluk maçına geçelim. Olympiakos ve Barcelona taraftarlarıyla konuşurken Barcelona'larla sorduğumuzda Real değil Efes kazansın diyorlar. Olympiakoslular Real kazansın diyor. Bakalım hangisinin istediği olacak? Sen hangisine yakınsın? Ben tabii ki Anadolu Efes'e yakınım bu konuda. Evet, Real Madrid çok fiziksel bir takım. Pot altına çok yaklaştırmamaya çalışacaktır Anadolu Efes'i. Bu noktada da tabii ki kısalara çok büyük iş düşüyor. Misic'den, Larkin'den, Bryant'tan kesin üçlük katkısı bekliyoruz. Bu yüzden yine yüksek skorlu bir maç olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Anadolu Efes'in en büyük silahı dışarıdaki gardları olacak. Çünkü Real Madrid bu anlamda sorun yaşayan bir takım zaten. Evet, yarı finalde Nigel Williams-Costa sakatlandı. O da olmayacak. Lasso bir ihtimal Örtel'i masaya attı ama ben çok sanmıyorum dakika alacağını Örtel'in. O yüzden de Yuy kalıyor kısa olarak. Evet. Fabian Cozor kalıyor ki çok iyi oynadı yarı finali Cozor. Epey formda. Onların yanında İşte Jeff Taylor'ın dakika aldığını görebiliriz 2 numaradan. Hanga'yı görebiliriz, Abalde'yi görebiliriz. Bu oyuncular aslında kısa değiller, guard değiller. Ama topu yönlendirebileceklerini gördüler sezon içerisinde. Ve o yüzden çok fizikli beşler bence parkede olacak Real Madrid'de. Ve içeriği kapatacaklar söylediğin gibi. O penetre yollarını. Burada da 3 sayılık atışların elbette her zaman önemi büyük Efes için. Her zaman bunun üzerine kurulu bir yapı oldu ama bugün bence birkaç kat daha önemli. Yani kesinlikle o şutu bulamadığınızda Real savunması iyiden iyiye merkeze doğru gömülecek ve onları delmek çok zorlaşacak. O yüzden maçın başından itibaren yayın gerisinden isabete ihtiyacı var Anadolu Efes'in. Ben bu konuda konsantrasyon sorunu yaşayacağını düşünmüyorum Anadolu Efes'in. O yüzden yine Anadolu Efes'ten oldukça yüksek skor bekliyorum. Yani 80'leri görmesi lazım Anadolu Efes'in bence kazanmak için. Hatta mümkünse 85. Bence daha iyi olacaktır Anadolu Efes için. Neden olmasın? Real tarafında da formül hep o fiziksellik olacak. Yani maçı alıp koparabilecek zaten hani kısaları yok. O yüzden de ben hani öyle bir maçın erken kopmasını beklemiyorum iki taraf için de. O yüzden de hani bahis olarak bakanlar bence biraz daha böyle handikaplar üzerinden gidip yakın bir maç tahmini kovalayabilirler. Hangi tarafın kazanacağı tabii size kalmış. Ben de Anadolu Efes tarafındayım, kazanacağını düşünüyorum. Ama şüpheniz varsa dahi ben yakın bir maç sonu olacağını düşünüyorum. Tabii Efes için bir yandan da kilit eşleşmelerden birisi Tavares'le Dunstan veya Plyce'in eşleşmesi kesin olacak. Bu noktada Plyce'in geriye çekilerek atışları, dışarıdan şutları çok büyük önem kazanacak. Aynı Milano eşleşmesindeki son maçta olduğu gibi. Plyce atarak başlamıştı o maçta ve Anadolu Efes çok daha rahat koparmıştı maçı. Plyce yine çok önemli olacak bence bu noktada. Tavares'i çemberden uzaklaştırabilen uzunların ne kadar değerli olduğunu Efes birinci elden yaşadı zaten geçtiğimiz sezondan beri. Burada da dediğin gibi bunu tamamen Plyce'i deneyeceklerdir başta Tavares'i biraz daha dışarıya çekebilmek için. İşte bu kadar. Üçüncülük ve şampiyonluk maçı tahminlerimiz böyleydi. Milyoner'le Final Four heyecanı devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.